Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Kung Fu Panda 3'ün sonunu açıklamaya çalışacağım. Bildiğimiz gibi bir tane serimiz var arkadaşlar ve bu seri içerisinde filmlerin son sahnesini sizlere açıklamaya çalışıyorum. Keza şu ana kadar Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den Çizmeli Kedi'ye kadar farklı filmlerin son sahnelerini sizlere açıkladım. Fakat bugünkü videomuz içerisinde Kung Fu Panda 3'ün son sahnesini açıklayacağım ve birçok insanın kafasındaki düşünceyi artık değiştirip bir nevi de olsun yenilerini eklemeye çalışacağım. Çünkü film hakkında bir dolu insan hiçbir bilgiye sahip değil ve 3. filmin sonunda ne yaşanıp yaşanmadığını bilmiyor. Fakat bu video ile beraber her birine değineceğimiz için bayağı efsanevi bir video olacağını söyleyebilirim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Kung Fu Panda serisi kim ne derse desin benim için gerçekten efsane serilerden biridir. Bildiğiniz gibi ilk film harika bir giriş yaparken 2. filmde Lord Shen ile beraber artık tavana çıkmış ve insanlar Kung Fu Panda'nın 3. filmini yıllardır bekliyor. 2016 yılında Kung Fu Panda 3 çıktığı zaman büyük bir etki yaptı ve herkes bayağı beğendi. Fakat bazı eleştirmenler ana kötüsü olan Kay'ın, bir nevi de olsun General Kay'ın pek de iyi bir kötü olduğunu söylemese bile sonuç olarak günümüze baktığımız zaman hem DreamWorks hayranların hem de animasyon severlerin en sevdiği kötülerden bir tanesi General Kay olarak da bilinmekte. Yani Dead kadar çok seviyorlar, gerisini artık siz düşünün. Peki ama bu filmin yani son sahnesi neden insanları pek de olsun memnun etmedi ve aynı zamanda kafasındaki düşünceyi alt üst etti? Gelin beraber bunları konuşalım. Öncelikle film içerisinde Kai ve Ugwe'in geçmişi bizlere çok iyi bir şekilde verildi ve aynı zamanda Kung Fu Panda'dan tanıdığımız Po'nun ana karakter hikayesine de harika bir etkisi oldu. Po'nun hikayesi Tai Lung ile başlayıp Lord Shen ile devam ederken Kai ile bağlanması zaten herkes için kafa karıştırıcıydı. Çünkü şu ana kadar biz Kung Fu Panda içerisinde izlediğimiz neredeyse her karakter Po'nun ana düşmanı değildi arkadaşlar. Bakın bunu kesin bir şekilde söylüyorum. Tai Lung zaten Usta Shifu'nun ana düşmanı ama daha sonra Po ile mücadele etti. Lord Shen direkt Po'nun kendi, bir nevi de olsun pandalarına düşman olduğu için, kendi soyuna düşman olduğu için daha sonra Po ile düşman oldu. Kai'ye baktığımız zaman Kai zaten Ugwe ile düşmanken daha sonra Po ile karşı karşıya geldi. Yani aslında biz seriler boyunca Po'nun düşmanından ziyade bir nevi de olsun dostları, sevdikleri, onların düşmanlarını gördük. Ama şimdi 4. film geliyor ve 4. filmde ona ait saf bir kötü bile görebiliriz. Fakat 3. filmin son sahnesindeyken Po tüm güçle, tüm çiğ gücünün bir araya gelmesiyle beraber ailesinden destek aldığında inanılmaz bir güç seviyesine ulaştı. Aslında burada söylemem gereken ana sebep arkadaşlar, orada çiğ'nin gücü o kadar fazlaydı ki gücü özümseyen ve aynı zamanda ölümsüz olan Kai bile yok olmuştu. Ama gerçekten Kai yok oldu mu arkadaşlar? Bunu kimse tam olarak açıklayamıyor. Aslında bunun da çok basit bir sebebi var. Yönetmenler aslında burada verilebilecek en mantıklı cevabı vermiş. Adamların söylediği şey çok basit. Aslında son sahnedeyken, zaten ruhlar bölgesindeyken herhangi bir ruhun oraya girmesi mümkün değil. Fakat Po kendi gücü sayesinde oraya gelebilmişti. Bildiğiniz gibi çok değerli bir usta Shifu tekniği sayesinde bunu yaptığı zaman hem kendini hem de Kai'yi ruhlar bölgesine getirdiğinde tüm insanların, ya insanlar dediysem hayvanların vermiş olduğu çiğ gücüyle beraber Kai'ın sonuna kadar verdi ve bu güce dayanamayan Kai yok oldu. Ve zaten birçok insan oğlum Kai ölümsüz nasıl yok olabilir kafasına giriyor. Ama arkadaşlar şunu bir mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Ruh dediğimiz şeyin yok olma kabiliyeti bulunabilir. Bu DreamWorks içerisinde böyle açıklanabilir. Belki günümüz dünyasında bunu böyle anlatamayabilirsin. Sonuç olarak sizlere göre ölümsüz bir varlık nasıl tekrardan ölebilir diye düşünebilirsiniz. Fakat ölümsüz bir varlığı öldürmüyor arkadaşlar. Ölümsüz bir varlığı yok ediyor. Yani yok etmek dediğimiz şey maddeyi yok ediyor. Hiçbir şey yok. Var olmamış gibi yok ediyor. Öldürmüyor. Öldürmek zaten öyle olsaydı Ugwe yıllar öncesindeyken Kai'yi öldürebilirdi. Fakat Kai'yi öldürmemişti. Tamamıyla ruhlar bölgesine hapsetmişti. Şimdi Kai zaten ruhlar bölgesinde hapisken bir noktadan sonra geri dönüp Po'nun kendisine tüm gücünü vermesiyle beraber, tüm çiğ gücüyle beraber yok oldu. Yani aslında bunun basit cevabı da bu arkadaşlar. Zaten filmin son sahnesindeyken Po'nun tüm kabilesiyle beraber, tüm o vadi halkıyla beraber Çiğ'nin gücüne erişmesi ve filmin sonuyla da aslında son çok mantıklı olmuştu. Ve birçok insan bunu pek de mantıklı bulmuyor ama aslında bu videoyla beraber sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insanların her biri şu düşünceye sahip: ölümsüz bir karakter
karakteri nasıl öldürebilirsin? Zaten karakter ilk başta da ölmemişti ki daha sonra öldürsünler. Karakter ilk baştayken ruhlar bölgesine hapsedildi ve daha sonra yok edildi. Yani ölmek diye bir şey aslında Kung Fu Panda içerisinde biz görmedik. Kaldı ki Tai Long'u bile tam olarak öldüğünü görmedik. Kim tam olarak Tai Long'un öldüğünü gördü veya Lord Shen'in öldüğünü kanıtlayabilir? Kesinlikle kanıtlayamaz. Çünkü zaten bize filmler içerisinde bunu kesin olarak göstermiyorlar. Tamamıyla arkası doldurulmamış bir şekilde sadece bize ufak ayrıntılar veriyorlar ve bizim çözmemizi istiyorlar. Ben de bu video içerisinde sizlere Kung Fu Panda 3'ün son sahnesini anlatmaya çalıştım. Umarım ki videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten elimden geldiği kadar kaliteli ve güzel yapmaya çalışıyorum ve içeriklerimi de ona göre özgün seçmeye çalışıyorum. Umarım da bu video ile beraber eğlenmişsinizdir. Evet dostlar, bugün Kung Fu Panda 3'ün son sahnesini açıklamaya çalıştım. Bu seriyi devam ettireceğim. Daha fazla filmin de son sahnesini açıklayacağım ve elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışacağım. Umarım siz de videoları izlerken eğlenirsiniz. Bir sonraki filmin ne olacağını merak ediyorsanız bir yorumlara yazın. Belki bir sonraki videoyu tahmin edenleriniz olur. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. I'm gonna get it.